Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bilgi olarak maydanozdan bahsedeceğim. Maydanoz tabii ki herkesin evinde en çok tüketilen sebzelerden bir tanesidir zannedersem. Şöyle yeşil yeşil ne kadar güzel göründüğünü herkes tabii biliyor. Tadı da zaten çok güzel. Pek herkes sevmez. Şimdi bunun size faydalarından, benim bildiğim kadarıyla faydalarından bahsedeceğim. Ödem varsa vücudunuzda suyunu şöyle cezvede ben kaynattım. Şöyle cezvede suyunu kaynatıp içtiğiniz zaman merak etmeyin tadı yani kötü gelebilir ama mısırın suyuna benziyor. O şekilde yani bu şekilde bunu tükettiğiniz zaman vücudunuzdaki ödemi atmanıza yardımcı oluyor. Aynı şekilde bunu bu şekilde yani sıcak kaynatıp içtiğiniz zaman vücudu, eğer idrar yollarınızda enfeksiyon varsa idrar yollarınızdaki enfeksiyonu atmak için birebirdir maydanoz suyu. Eğer vücudunuzdaki yağları atmak isterseniz yine aynı şekilde böyle maydanoz suyunu kaynatıp içine limon damlattığınız zaman o vücudunuzdaki yağları eritmesine yardımcı olur ve zayıflatır sizi. Böbreklerinizde eğer ki böbreklerinizde problem varsa yani kum veyahut da hani taş gibi böyle böbrek ağrısı çekenler yine aynı şekilde böyle maydanoz suyunu içtikleri zaman idrar yollarıyla bu enfeksiyonu ve mikrobu vücudunuz attığı için çok işe yarıyor. Bunu sizinle hani paylaşmak istedim ve aynı şekilde maydanozu böyle hani limonlayıp yediğiniz takdirde yaşlanma karşıtı olduğu için yaşlanmanızı engeller. Sabah kahvaltılarında özellikle tüketebilirsiniz. Akşam yemeklerinde salatalarda tüketebilirsiniz. Yani benim anlatmak istediklerim bu şekilde. Kesinlikle uyarmak istiyorum. Kesinlikle hamile olanlar bunu tüketmesinler ve düşük riski olanlar kesinlikle maydanoz tüketmesinler ve maydanozun suyunu içmesinler. Hem ödem sökücü hem idrar yolları enfeksiyonu temizleyici olduğu için kesinlikle hamile olanlar bunu tüketmesin diyorum. Düşük riski olanlar hiç tüketmesinler. Lütfen bunu önemseyin. Yani bunu ciddiye alın. Ödemi o şekilde atamazsınız yani hamile olanlar. Lütfen dikkat edin diyorum. Benim anlatmak istediklerim size bu şekildeydi. Videolarımı izlemeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.